Hayırlı haftalar değerli takipçilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleç ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Kazım Bey. Hoş bulduk. Evet, bugünkü yayınımızda Türkiye'nin ihtiyacı olan demokrat misyonu konuşalım isterseniz. Buyurun. Bu nereden çıktı? Bu bugün gazetemizde Yeni Asya'da neşrine başladığımız bir yazı dizisinin başlığı. Türkiye'nin ihtiyacı demokrat misyon. Burada ta başından itibaren Ahrar dediğimiz hareket var Osmanlı döneminde. Oradan başlayan bir çizgi var. Ve Üstad Bediüzzaman'ın tespitleri ışığında yine bu meselenin bir özet tahlilini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi 31 Mart sonrası, 31 Mart şöyle, 31 Mart Türkiye'nin demokrasi tarihindeki ilk darbe diyebiliriz. Yani meşrutiyet ilanından sonra yapılan ilk darbedir. Ve 31 Mart olayının işte sonra hareket ordusu filan bastırılması, bugünkü hadiselerle çok benzerlikleri var. Bunlar ayrıca tahlil edilmesi gereken hususlar. Üstad o 31 Mart sonrasındaki ortamı anlatırken münazaratta bir dipnotla şöyle bir özet değerlendirme yapmış. Garazkar cerideler, yani art niyetli gazeteler, hakiki hürriyetin sadasını susturdular. Hakiki hürriyetin sesini susturdular. Meşrutiyet, yani bugünkü karşılığı demokrasi, pek az adamların üstüne münhasır kaldı. Fedakarları da dağıldılar. Burada demokratların darbelerden sonraki durumunu tarif eden, özetleyen çok veciz bir tahlil var. Ve biz burada bu tespit ışığında sonraki hadiselere, daha sonraki dönemde, Cumhuriyet döneminde meydana gelen darbelere, darbelerden sonra oluşan ortamlara baktığımız zaman hep burada çizilen tablonun tekrarlandığını görüyoruz. Medya her zaman darbelere alkış tutmuş, destek vermiş ve demokratları karalamış, kötülemiş, iftiralar, hakaretler, ithamlar ve işte 27 Mayıs darbesinden sonra yapılanlar hep kanayan bir yara. Bütün Demokrat Parti milletvekilleri toplanmış böyle sille tokat, gayri insani muamelelerle yassıada da zindanlara tıkılmış. Yassıada da işte o işkenceler, eziyetler altında vefat edenler var. İlaveten bu düzmece yargılamalardan sonra Başbakan Adnan Menderes'le iki bakanın, Fatih Rüştü Zorlu ve Sağsağ Sam Polatkan'ın idama mahkum edilmesi ve asılarak idam edilmesi var. Bunlar hep hicran. Ve işte bu kadar haşin ve insafsız, gaddarca darbelere muhatap olmuş demokratlar. Halbuki 50 yıllık bir, yani 50'den sonra daha doğrusu girilen çok partili demokrasi döneminde Türkiye'yi demokrasiyle tanıştıran, hak ve özgürlüklerle tanıştıran, halkımıza insan olmanın tadını hissettiren o özgürlüklerle, dini hürriyetlerin önünü açan, ezanı tekrar özgürlüğüne kavuşturan, senelerce çünkü hiç tanınmaz bir şekle getirilmiş ezan. Ve din üzerindeki baskıları kaldıran, dindarlar üzerindeki baskıları kaldırmaya çalışan, önemli ölçüde de kaldıran bir misyon demokrat. İlaveten ekonominin de önünü açmış. Yani zaten bunlar birbiriyle iç içe giden, paralel giden şeyler. Demokrasi ne kadar gelişirse ekonomi de gelişme yolu buluyor kendisine. Merhum Demirel bunu yaptığımız röportajlarda çok güzel anlatıyor. Çıkarmış olduğumuz kitapta da var bunlar. İslam Demokrasi'yle ilgili kitabında, Köprü Dergisi'nde bunları yayınladık. Örnekler veriyor. Yani dünyada nerede kalkınmış, ilerlemiş ülke varsa her bakımdan, bakın o ülke demokraside de ileridir. Onun için bu tecrübeleri Türkiye'ye yaşatmış bir iktidar. Ama karşılığı bu olmuş. Darbecilerin reva gördüğü karşılık bu olmuş. Yani bu kadar hizmet eden bir insan, bir başbakan ve bakanları hem dış politikada işte Türkiye tarihinin en başarılı dışişleri bakanlarından biridir. Fatih Rüştü Zorlu. Çok da inançlı bir insandır aynı zamanda. Ve işte Hasan Polatkan, Maliye Bakanı. Yani bunlar yaptıkları hizmetin karşılığını böyle ödemek durumunda bırakıldılar. Böyle bir gaddarlık yaşandı Türkiye tarihinde. Ve utanmadan
İşte geçtiğimiz günlerde o Atatürk Düşünce Derneği adına tweet atıldı. Efendim işte meşruiyetini kaybeden bir iktidara karşı silahlı kuvvetler işte yönetime el koymuştur filan milletin desteğiyle gibi. Gene o 27 Mayıs övgüsünü içeren bir mesaj paylaşabildi 2018 Türkiye'sinde. Şimdi onu geçelim. Demokratlar hakikaten Türkiye'de bir denge unsuru olmuş hep. Türkiye'nin önünü açmış. Ya hataları olabilir ayrı konu ama olayın tümüne baktığımız zaman, sürecin tümüne baktığımız zaman, hizmetlerine, yaptıklarına baktığımız zaman üstadın niye demokratları işaret ettiğinin sırrını, gerekçesini, hikmetini daha iyi anlıyoruz. Çünkü bu dediğimiz gibi, başta da söylediğimiz gibi Osmanlı dönemindeki ahrardan başlayan çok köklü bir çizgi. Hürriyetçi bir çizgi. Hürriyetleri esas alan, adaleti esas alan bir çizgi ve hukuku esas alan. Yani üstadın demokrasiyi tarif ederken altını çizdiği kavramların, kriterlerin hayata geçmesi noktasında çok önemli hizmetler ifade eden bir siyasi hareket, demokrat misyon. Ekonomiye de çok büyük katkıları olmuş, çok büyük eserler kazandırmış. İşte merhum Demirel'in vefatından sonra Erdoğan da söyledi bunu. Gittiğimiz her yerde onun eserlerini görüyoruz dedi. Yani bu bir tespit. Hakikaten Türkiye'nin kaynaklarının, doğal kaynaklarının, işte su kaynaklarının, barajlar kralı boşuna denmemiş. Her tarafı barajlarla donatmış. İşte enerji santralleri, efendim ağır sanayi tesisleri, demir çelik sanayi, işte alüminyum tesisleri vesaire. Yani bir sürü ne kadar maden kaynağımız var bunları değerlendirmek için tesisler kurulmuş, fabrikalar açılmış filan. Ama son dönemde bunlar hep satılmış. Yani bu iktidar döneminde ki muhalefetin Millet İttifakı adaylarının vurguladığı konulardan bir tanesi, bu önemli konulardan birisi. Tek bir sanayi tesisi göstersinler bugünkü iktidar. Şuraya bir altyapı tesisi, sanayi tesisi, ağır sanayi tesisi olarak şunu yaptık diyebilecekleri tek bir örnek var mı? Diğer projelerine baktığımız zaman işte Körfez Köprüsü'nden tutun, Boğaz, işte alt geçit vesaire filan. Bunlar ta 1991'de bizim merhum Demirel'le yine yaptığımız mülakatta dediği şey şuydu. Eğer 12 Eylül olmasaydı biz bu işte geçitler, köprüler, işte havaalanları vesaire, hızlı tren, otoyol projelerinin çoğunu bitirmiş olurduk ve yenilerini devreye sokmuş olurduk diyor. Bunların madde madde isimleri listeler halinde var kitapta. Şimdi yapılanlar onları çok gerisinde ve çok gecikmeli. Ama bunlarla övünerek bunlar üzerinden bir şey yapıyorlar. Bir siyasi rant sağlamaya çalışıyorlar yine. Bunları öne çıkararak. Ama yani şu yapılanlar o dönemde Demirel hükümetlerinin, demokrat hükümetlerin programında yer alıp da işte darbelere maruz kaldıkları için yapılamayan projelerin çok çok az bir kısmı. Velhasıl bu mevzularda söylenecek çok şey var. Şimdi Türkiye'de siyaset demokrat parti manasındaki bir hareketin boşluğunu yaşıyor. Siyasetteki sıkıntının, tıkanmanın en önemli sebebi budur. Üstad dört parti tahlili yapıyor mektuplarında, Emirdağ mektuplarında. Bunları ikiye indiriyor aslında. Yani dizide zaten ilerleyen bölümlerde gelecek. Birisi işte Devlet Partisi CHP ki uzun yıllar tek parti CHP'si tarafından ve ihtilal dönemlerinde yine aynı çizgiyi devam ettiren CHP tarafından temsil ediliyor. Terazinin bir kefesinde o var. Öbür tarafında da Demokrat Parti'nin olması lazım. Bir de Millet Partisi diye bir çizgi var. O da gene işte milliyetçi vesaire filan dini motifleri de olan zaman zaman. Şimdi Millet Partisi'ne üstadın tavsiyesi siz kendiniz iktidara gelmeye çalışmayın, demokratlara kuvvet verin diyor. Şimdi 27 Mayıs demokratları devirmiş. Başbakanını, iki bakanını asmış. Cumhurbaşkanını işte idama mahkum etmiş, sonra MHP'ye çevirmiş vesaire filan. Sonra o enkazın üzerinden tekrar 1965'te Adalet Partisi ile tekrar iktidar olmuş demokratlar. 65'ten 71'e kadar gene bütün o çalkantılara rağmen, zorluklara rağmen anarşi var, terör var vesaire filan. Ama gene ortalama %7 kalkınma hızı yıllık ve demokrasi, işte yollar yürümekle aşınmaz dediği için dünyanın lafını yemişti Demirel.
Şimdi işte yeni yeni günah çıkaranlar var. O zaman çok kızmıştık ama çok haklıymış. Bu demokratlığının bir göstergesiymiş bu ifade diye. O zamanki muarızları şimdi günah çıkarıyorlar. 71'de yine 12 Mart muhtırasıyla Demirel hükümeti, Adalet Partisi hükümeti çekilmek zorunda bırakılmış. Sonra Adalet Partisi'ni ve tabanını parçalama esasına dayalı bir takım projeler yürürlüğe konulmuş. Evvela kendi içinde bölünmüş. Demokratik Parti hareketi çıkmış. İşte Ferruh Bozbeyli başını çekiyor. Ve Adalet Partisi'nin parçalanması memlekete hayır getirmemiş. Koalisyonlar dönemi ondan sonra. Ta 80'e kadar. 80'de yine bir darbe, yine Demirel Başbakan, yine Adalet Partisi hükümeti var. Bütün darbeler demokratlara. Hepsi yani, istisnasız. Sonra ANAP kurdurulmuş, Özal başkanlığında. Hedef, Adalet Partisi tabanında güdümlü bir partiyi monte etmek. 8 sene memleketi öyle götürmüşler, idare etmişler. Sonra 1991 seçiminde ANAP iktidardan düşmüş ve tekrar Demirel Başbakan olmuş koalisyonla. Sonrasında işte 80'li yıllar, 90'lı yıllar öyle geçmiş. Özal'ın vefatıyla Demirel Cumhurbaşkanı olmuş filan. Ve TYP koalisyon hükümeti, SHP ile kurmuş olduğu koalisyon hükümeti bir dönem. Sonra 28 Şubat. Peşinden o 28 Şubat'ın bütün siyaset üzerinde silindir gibi geçmiş olması ve 2002'de AKP. Aslında AKP ANAP'ın farklı bir versiyonudur. Yani baktığımız zaman 12 Eylül nasıl ANAP'ı ortaya çıkardıysa 28 Şubat'ta AKP'yi ortaya çıkarmıştır. Ve daha uzun ömürlü olmuştur. Çünkü milletin hassas olduğu dini değerler üzerinden gittiği için bir de daha böyle ustaca, usturuplu politikalar izlediği için 16 yıl iktidarda kalabilmiştir. Ama genel noktada baktığımız zaman 28 Şubat'ta bile yapılamayan haksızlıklar, zulümler şu dönemde yapılıyor. O hal sürecinde, 20 Temmuz sürecinde. Ve bütün bunlar olup biterken demokratlar yok ortada. Çünkü demokratlar peş peşe yedikleri darbelerle iyice dibe vurmuşlar. Bir de kendi içinde de bir takım yanlışlar vesaire filan. Ama Türkiye'nin siyasetinin tekrar dengesini bulabilmesi için siyasetteki bu demokratlar boşluğunun mutlaka güçlü bir şekilde doldurulması lazım. Türkiye'nin ihtiyacı budur. Yani bu ihtiyacın inşallah tekrar karşılanacağı, yerini bulacağı bir sürecin 24 Haziran'da başlamasını ümit ediyoruz. 24 Haziran seçimiyle birlikte. Bu Millet İttifakı bir anlamda onun önünü de açacaktır diye ümit ediyoruz. Ve demokratların tekrar toparlanıp, ayağa kalkıp, eski gücüne kavuşarak ve milletin desteğiyle tekrar ülkeyi idare edebilecek güce, pozisyona, konuma erişmesi lazım ki Türkiye bu içine sürüklendiği, her alanda içine sürüklendiği sıkıntılardan kurtulma yoluna girebilsin. Türkiye demokrat misyonun kıymetini anlamalı, anlamak zorunda. Geçmişteki tecrübeleri iyi anlamalı. Gençlere bunların özellikle çok iyi anlatılması lazım. Toplum hafızası aslında derin ve güçlüdür ama mütemadiyen beyin yıkamalarla, algı operasyonlarıyla insanlar sersemletiliyor. Sağlıklı düşünemez hale getiriliyor. Ama bu hafızayı tekrar bir tazelemek lazım. Ve genç kuşaklara bunları aktarmak lazım. Ve demokrat misyon dediğimiz ülkeyi bu kadar sene idare etmiş olan ve çok şey kazandırmış olan bu misyonu tekrar ayağa kaldırma konusunu mutlaka en önemli siyasi gündemlerimizden biri olarak önümüze koymamız lazım. Peki, çok teşekkür ederiz. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.